أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. İlim netice değil, vesiledir. İlmin kaynağı sıfat-ı subutiyeden ilimdir. Esmadaki dişe vuruşu, sıfattan esmaya vuruşu alimdir. Alim ismi. Hiç kimse Allah'ın ilmi sıfatına, yani subuti sıfattaki ilim sıfatına mazar değil. İlle esmadaki alim sıfatıyla insan. Çünkü üst teğmene geçmeden, yüzbaşıya, yüzbaşıya uğramadan, binbaşıya, binbaşıya uğramadan albaya geçemezsin. Aynı kural işliyor. Manevi alemde de öyledir. Subuti sıfattır. Hemen ben size şey söyleyeyim, çok hoşunuza. Ben öyle düşünmüyordum. Yani bilmiyordum yani. Toprak cansızdır. Değil mi? Evet. Tamam, dursun dursun. Toprak cansızdır ama orayı da yaksan iyi olur ya. Bas orayı. Yanım sönüyor da o yüzden dedim abi. Sonra. O zaman yani oraya... Şöyle yapayım. He, tamam. İyi mi abi? He, yap. Oraya bir sandalye koy, onu bir sıkar mısın? O sandalyeyi getir. Onu sıkarsın. Şimdi... Şimdi bu çok önemli de, toprak cansız, çekirdek cansız ama cansızdan hayat çıkıyor. Bu yöntemi niye kullandı? Çok hikmeti var. Eğer toprak canlı, çekirdek canlı, su canlı, güneş canlı, hava canlı olsa canlıdan canlının çıkması kadar doğal bir şey yoktur. Arada boşluk yoktur. Ki Allah olsun. Haşa. Yani insan aklı sebep-sonuç ilişkisine bağlı olduğu için. Ama Allah hay olduğunu göstermek için ölüden çıkartıyor. Ölüden diri çıkınca ara boşluğu var. Ölüden diri çıkmaz. Körden göz olmaz. Sağırdan kulak olmaz. Peki ne var burada? O zaman zorunlu bir fail var. Onu kullanıyor. Oradan çıkarıyor veya orada yapıyor. Burada ölüden dirinin, körden gözün çıkması imkansız iken Allah'a veremeyen insan, diriden dirinin çıkması, işitenen işitir çıkması, şuurludan şuurun çıkması gayet normal. Hiç kimse Allah'a inanmazdı. Anladınız mı? Bunu anladım. Şimdi bunun için söyledim. Allah yani ölü topraktan diri çıkıyor. Ben hayyim demek için. Şimdi ölü topraktan diri çıkacak ama Allah'ın subutu, buraya kaçırma, Allah'ın subutu sıfatı cansız olacak. Olur mu? Allah'ın kudreti, subutu sıfatla bahsediyorum. İlim, irade, kudret, sem, basar, hayat. Tamam. O zaman ilim canlıdır, kudret canlıdır, irade canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ona kendi tanık olabilirsin, şahit olabilirsin. İraden canlıdır. Çünkü esnektir. Oynuyor. Senin irade bu değil, bu değil. Tercihler yapıyor. İlim üretiyor. Üreten canlı olduğunu gösteriyor. Devamlı üretmiyor musun? Evet. Tefekkür ilmin gölgesi değil midir? Türevi değil midir? Evet, irade tercih yapıyor. Tercih yapıyor. Bu değil, bu değil diyor. Aha. Ölü tercih yapabilir mi? Bu tercih yapsın. Yok deftere durmayacağım da kitabın üzerine duracağım. Böyle bir şansı yoktur. Yani bu korkunç bir gözden kaçan ama çok korkunç meselemizi halleden bir detayın içindeki ciddi bir özdür. Nedir? İlim canlıdır, hayatlıdır, ruhludur. Çok şeyimizi halletecek. O zaman ne diyor Vesvese Risalesi'nde? İlim onu tard eder. Niçin tard ediyor? Canlıdır, ruhludur. İlim kuru bir böyle kalem gibi malzeme değildir. Tamam mı? Bunu şey yaptıktan sonra subut-i sıfat, zat-ı sıfat, subut-i sıfat bu bütünselden esma-i hüsnalar çıkıyor. Esma-i zatiye, esma-i fiiliye, esma-i hüsnalar çıkıyor. Esma, kısacası esmalar sıfattan. Sıfat şunattan, şunat zattan çıkıyor. Peki,
Esma'nın aslı olan, esmalar mesleği mi, merkezi olan, aslı olan sıfat değil mi? Aha. Esma hay olacak, diriltecek buraları ama esmanın çıktığı sıfat hay, hayatsız olacak. Kendimizden örnek verdim. İrade oradan değil bu, bu değil o. Tercih yapabiliyorsa bu canlıdır. Tercih yapabiliyorsa şuurludur. Mazi ve müstakbeli düşünebiliyorsa ruhludur. İrade. Çok güzel. Mazi müstakbeli olduğu için ruhlu. Evet. Çünkü irade ile ihtiyar arasında hemen bir farkı şey yapayım. İrade mazi ve ihtiyar aklidir. İhtiyar aklidir. İrade kalbidir. Kalbi bir sıfattır. Vicdana aittir. Vicdanın dört asasından birisidir. Endişte, irade, zihin, his, latife-i rabbani. Şimdi ihtiyar aklidir, o da canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü içeride olan her şey canlıdır, unutmayın. Aldığımız bilgi bile şu anda okuduğumuz canlı dönüşüyor. Hayata dönüşüyor. Zaten dinimiz diyor ki her kafanıza giren iyi veya kötü erva haliye ve erva-i habisi oluyor. Ki Allah Resulü onlar konuşacaktı aşırı diyor. Zaten konuştuğuna delil, seyrettiğimiz film namazda konuşmuyor mu? Vehimler konuşmuyor mu bizimle? Konuşuyor. Onu şey yapmıyorum. He? Şimdi ihtiyar mazi ve müstakbel olmadan hazırdaki o mu bu mu şu mu tercih etme özelliğimizdir. Yani itikat gibi, itikada bakıyor. İtikat mazi ve müstakbelden beslenir ama halde esastır. Yani itikat geleceğe itikat etmekte zorlanır. Çünkü itikadı hissi zahiriye münafi olmayacak. İtikadın çalışması için. Ahiret diyor hissi zahiriye zıt değildir. Nasıl itikat etsin diyor. Çünkü ahiret diyor işareti cihazda. Ahiret de hissi zahiriye münafi değildir. Çünkü his taalluk etmedi diyor. Muhtemeldir diyor olması. Tamam mı? İrade öyle değildir. İrade mazi ile besle, mazi ile istikbale bakıp halde tercih edendir. Bir daha irade maziden beslenip istikbale bakarak halde tercih edendir. Tamam mı? İtikatla iman nasılsa ihtiyarla irade böyledir. Tamam mı? Bu ilmi teknik bilgiler bildik mi? Bunun üzerine tefekkürümüz... İrade çünkü aynı hem vicdan hem ruhun vasfı olarak tasaydığı için... Böyle... Evet, mazi ve müstakbel. Çünkü gaybidir. Gayb mazi ve müstakbeldir diyor. 106 sözlerde. 106 sözlerde. Şimdi ilim, başka bir ilimden bahsedeceğim, sonra buna gireceğim. Sonra bunu bitirdikten sonra Vettin ve Zeytün'e gireceğiz. Tamam. Şimdi, bunu çiçek kabul edin. Beşeri olduğu için kalem demeyeceğim. Çiçek. Ağaç. Tamam, ağaç. İnsanoğlu bu ağaca, çiçeğe bakarak fotosentezi, yaprağını, odununu, enerjisini vesaire hakkında ilim yapıyor. Ağaca bakarak. Tamam? Buna bakarak. Bu beşeri ilim buradan çıkarttı. Beşeri ilim. Bu ilim maluma tabidir. Çünkü bu malumdur. Beşeri. İlim maluma tabidir. Sözü beşere ait bu. Beşeri ilim maluma tabidir. Allah'ın ilmi maluma tabi değildir. Zahir öyle diyor sen abi. He? Kader Risalesi'nde öyle diyor. Onu zaten kullanıyorum. Şimdi bak bu çok önemli. Bunu bir malum meşhur medyatik bir adama söyledim. Alim gibi geçinen. Şaşırmıştım. Bak bu ağaçtan elde ettiğimiz ilim ağaca bağlı. Ağacı ortadan kaldırırsanız bizdeki bu ilim de yok olur. Çünkü ilmimizin kaynağı budur. Hı hı. Tamam? Fakat bu yokken ağaç yok. Ağacı hiçlikten yaratma ilmi, hiçlikten onu ortaya çıkarma ilmi bizim ağaçtan aldığımız ilimle hiç alakası yok. Hem vücuda gelmeden önce de yine onun ilmi taalluk etmesi de beşerde yok değil mi? Beşerde yok. O da yok. Yani bu yok. Bu yokken Allah'ın ilminde vardı. O Allah'ın ilmindeki vücudu ilimleri esmada olursa bu ağaç
ilmi ezeli denilir. Sıfatta olursa o, sıfattaki biz vardık, ilmi muhiti ezeli denilir. Üç kelime, ilmi muhiti ezeli. Ortaya muhit koyacaksın. İlmi muhiti görünce sıfattır. İlmi ezeli deyince esmadır. Ona çıkandır. Tamam mı? İlim burada. İlim ağaç. Ağaçtaki. Bunun esma, esmadan geliyor. Bu ağaç esmadan geliyor. Ağaç ilimdir. Bu ağacın esmadaki karşılığı ilmi ezelidir. Esmadaki ilmi ezelinin kaynağı, bir ortaya bir kelime ekliyorsun, muhit. İlmi muhiti ezeli. Şeyde, bu subuti sıfatta. Ben sana bir şey sorayım bu arada. O zaman şeye nakisiyet vermiş olmaz mı? Yani ezel demek zaten muhit manasını ifade etmez mi? Ha, elbette ki muhit manası ifade eder ama sıfat seviyesinde değil. Bunu zaten bize tanımlamak için bize bu tasnifat yapılmış. Hepsi aslında bir bütündür zaten bacım. Ama ezel ve ebed, onun dibi yok ki nakisiyet olsun. Sıfatı zaten bilmiyoruz. Bizim kitaplardaki, ortadaki her şey, Kur'an. Kur'an sıfattan başlamış. Kelamdan başlamış. Ondan öncekisinden haber veriyor ama içerik yok zaten. Çünkü her şey çıktığı kaynakla tanımlanır. Mesela elma, geri git tomurcuk, geri git çiçek, geri git dal, geri git gövde, geri git kök, geri git çekirdek, daha geri gidemez. Kur'an nerede? Kur'an'ın ilmi nereden geliyor? Subutu sıfattan geliyor. Kelam, kelamdan geliyor. Kelamın içinde ne var? İlim, irade, kudret var. Üç tane. Daha geri gidemezsin çünkü kaynak. Peki Kur'an mahiyeti zattan haber veriyor. Zatı sıfattan haber veriyor. Haber veriyor. Ama içeriğini detaylandırmıyor esma gibi. Tamam. Ezelidir tabii ki. Bizim dünyamızdaki ezeli ve ebedidir. Ama dikkat edin, subuti sıfatta hiçbir tanesini ezeli ve ebedi demiyor. İlmi ebedi, ilmi ezeli demiyor. Esmada. Çünkü ezel de ebed de esmadır. Ezel, ebed de esmadır. Ezel demek bir şeyin başlangıcı değildir ki ebed bir şeyin nihayet olsun. Mazi ve müstakbeli birden ihate eden özelliğe sahip ezel. Şimdi ilim netice değil bizdeki, vesiledir. Gerçeklere varmak için sırf varlık ilmi yetmiyor insana. Yani gerçeklere varmak için, onun için felsefede hak yoktur. Hakikat adına hak yoktur. Hakikat da yoktur. Niye? Bulunamaz. Niçin bulunamaz? Çünkü bir şeyin hak olabilmesi için onu yapan zat dile gelecek, bize hitap edecek. Aferin Hasan, doğru söyledin, doğru kurguladın, doğru düşündün. Onaylanmadıkça ben o zatla, bunun hakkında elde ettiğim ilme hep şüpheliyim. Devamlı acaba'dayım. Yani mesela hiç ömründe bunun kalemi görmemiş bir adama bu nedir dese, ne der? Bir sürü ihtimalle yürütür. Kazmadır der, kaşımak içindir der. Ama budur diyemez. Acaba. İsabet etse, kalemdir dese gene acaba. Çünkü yapan zat demedikçe, evet doğru lan, aferin lan, ya ispat ettin ve tamam, ihata ettin. Yani kalemdir. Doğru. Tamam. Doğru. Ben yapan demedikçe hep acaba da kalır da ondan. Felsefe diyor ki, bu kainatın daki hakikat ararken bu kainatın arkasındaki hakkı, hakkın onaylamadıkça elimizdeki veriler hep ihtimalidir. Tabii ya, filozofların %90'ı dindardır ya. Bize hep böyle felsefeler okuldaki hep dinsiz şeyleri göstermişler. Avrupa filozofların %90'ı dindardır. Descartes, ondan sonra... O zaman nübüvveti tasdik etmeler lazım. Yani diyorlar zaten, işaret-i cazda ne kadar, bütün 40 tane filozofun ifadesi var, hep filozoftur onlar. Bismarck, niye öne çıkartmıyorlar? İman etmiş o. Hem dindardır hem Müslümandır.
Bismarck filozof da aynı zamanda. Müslümanlar ikrar etmiş. Tabii etmişler. Onun için bak bir köşeye heykelini koymuşlar. Almanya'da hiç adı sanı yok. Gittim ziyaret ettim ben onu. Bak gerçeklere varmak için sırf varlık ilmi yetmiyor insana. Ne gerekiyor? Gerçeğe varmak için. İlim vasıtadır, netice değildir. Yani bu ağaçtan elde ettiğim ilim, ben de düşünme, bir şeylere varma, başka bir şeyi imal etmek için elime verilen malzemedir. Bundan elde ettiğim ilim netice değildir. Malzemedir, vasıtadır. Hakikate varmak için vesiledir. Bütün ilimler öyledir. İmam-ı Gazali der ki, araba yani bir kanı, bir vasıtayı, bir bozuk cihazı tamir etmek nasıl sanat ister? Sanatkar lazım. İlim gerekiyor, marifet lazım diyor. İnsanı tamir etmek için de ilim gerekiyor, marifet gerekiyor. Eğer bunu Allah adına yaparsan, Allah'a şükürde kullanırsan, o marifet, marifetullah. Risale-i Nur da vesile o zaman yani. Tabii ki vesiledir. Kur'an bile vesiledir. Peygamber bile vesiledir. Peki maksad-ı ala nedir? Allah'tır. Esma bile vesiledir. Sıfata. Sıfat bile vesiledir. Zat-ı sıfata. Zat-ı sıfat da vesiledir. Şuunata. Şuunat da vesiledir. Mahiyet-i zatiye. Anladın mı? Bunlar vesiledir. Vesile. Yani elbette ki vesiledir. Risale'nin tefsirdir. Allah'ın kelamı değil ki. İlhamı beşeridir. Yani beşere gelen ilhamdır. İlhama yazılmıştır. Vahiy ile yazılan Kur'an'dır. Ha? Tabii ki vesile. Mesela ben gömlek, benim gömleğim, benim atletim, benim gömleğim, benim atletim, gömlek vesiledir atlete, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim hayatım bak, ben diyen arkada, benim aklım diyen akıl değil, benim ruhum diyen ruh değil, o ben olan bene varmak için bunların hepsi vesiledir. Onun için ona varmak için onunla da bir yere varacaksın. Ruh bile sana verilmiş ki ruhunuzu kirletmeyin diyor. Kime diyor? Hey gömleğini kirletme doktor. Ne demek? Gömlek ayrı sen ayrı. Sana hitap ediliyor. Gömleğini kirletme der gibi ruhunu kirletme. Sen hey sen ruhunu kirletme. Ruh ayrı bir şey. Neyle? Hey sen dediğim şey. O ben olan bendir. Ve hiç kimse onu görmemiştir. Hiç kimse de merak etmemiştir. Bu buraya ben zannetmiş. Bir Allah'ın kulu bana sormuyor. Allah'ı niye görmüyorum soruyor da ben kendimi niye görmüyorum sormuyor. Zaten ben kendimi niye görmüyorum sorsa Allah'ı niye görmüyoruz sormayacak. Bana soruyorlar Allah'ı niye görmüyoruz? Sen kendini görmediğin için diyorum. Bu ben değil miyim? Ya. Hakikaten sen misin ya? Buna ne diyorsun sen? Benim takkem, benim gözlüm, benim yüzüm, benim simam, benim bedenim, benim hayatım, benim aklım, benim aklım gündelik hayatta da konuşuyor. Ya benim aklım bunu kaldırmaz ya. Benim aklıma ağır geldi. Ruhuma ağır geldi. Ruhum kaldırmadı bunu. O ruhuma çok hoş geldi bu Kur'an. Demiyor musunuz? Kim? Benim ruhuma çok hoş geldi. Senin ruhuna. Kim? Senin. Tamam. O zaman kendini ne zaman göreceksin? Ne zaman merak edersen süreç başladı demektir. Görmesi hak etmeyi bu sorudan başlar. Soru sormak ilmin yarısıdır. Es-suali nisfülin. Sual sormak ilmin yarısıdır. O benle ruh etmeyinden ayrı oldu anlar abi. Yalnız böyle hissi olarak bir ayrım olabiliyor mu acaba? Onu ben şahsen hissedemiyorum mesela. Mesela bazıları diyor ki en iyi diyor 30. yüzyılda bir alettir diyor. Tamam mı? Onu bir ayırt edelim de. Enaniyet var ya rüznamedir, takvimdir, haritadır, çekirdektir. Bu enaniyet enenin vücudu haricisidir. Tamam mı? Mesela ustad diyor mizandır. Takvimdir diyor. Rüznamedir. 146 emir daha bir de.
özü nerede diyor? Barla 258'de meçhuldur. Mahluk denilemez diyor. Tamam mı? Mahluk denilemez. Mesela orada ruh için söyledi. Kanuniyetin mi ya niye takip ediyorsun? Kanuniyet. Kanun, ruh için tabii. O ruhun bu enaniyet dediğimiz haritadır, ruznamedir, takvimdir. Ruhtaki sistemdir. Bu mahluk yani şeydir. Mahluktur. Ruzname olması, takvim olması, harita olması, nizamdır diyor. Tamam mı? Bu yedi tane madde sayıyor. Bu ruhun içi yani. Ruhun içerisini açıyor usta. Karpuzu kesiyor içini açıyor. Ne var içinde? Bunlar var. Sistem, yazılım bu. Bunun üzerine şunu koymuş, şunu koymuş. En son şu var. Kuvve-i gadabi, kuvve-i şehri. Yani bu bize bakın. Portakal kabuğundan içeriye doğru giriyoruz. Soğan kabuğundan içeriye doğru gir. Ruhun içerisinde bu ruznamedir, takvimdir. Daha arkaya git. Evamiritik bir niyettir. Diyor. Evamiritik. Orada bitiyor. Evamiritik bir niyet ruhun yazılımıdır. Ruh. Onun arkasında o benlik olan işte orada fene-i mutlak artık. Mahlukiyet yok yani. Çünkü ruh mahluktur. Mahluk değilsin sen. Olmayınca ne oluyor? Olmayınca mahluk bir tarafın var. Vacip misin? Hayır. Mahluk musun? Hayır. Berzah. Ne oluyor? O zaman sendeki irade, ilim, kudret mahluk değil. Vacip de değil. Mutlak kudret oradan geliyor senin. O zaman meçhul demiş yani. Meçhul. Yani büyük zatlar demiş. İlmi kelamcılar demiş. İlmi kelamcılar da demiş buna meçhul. Sifustat dememiş. Ama bizim arkadaşlar ya ene diyor bir diyor alettir diyor. Tamam doğru. Ene o nedir alet? Ruznamedir, takvimdir, haritadır, hulasadır. Yani ene mesela aynı zamanda lügatın bir manası enanet kibir gurur manasındadır. Peki niye bu karışıklığa sebebiyet veriyor? Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmediğin için Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edin diye iddia eden o kişiler var ya onlara diyorum ki siz lugatla Risale-i Nur'u izah ediyorsunuz. Risale-i Nur mudur o? Ve size nakısiyet getiriyor. Sizi kafanızı bloke ediyor. Farkında mısınız lugat? Nasıl yani? Lugatı yazan ilmi kelam alimleridir. Basra ve Küfe alimleridir. Bunlardan farklı olarak Arapça lugatı yazan Muncit Hristiyan alimleridir. Hocaların şu anda kütüphanesinde olan Muncit Arapça lugat onunla vaaza çıkıyorlar. Onunla tefsir Kur'an'a mana veriyorlar. Hristiyan alimleri yapmış onu. Her fen kendi lisaniyle doğar. Fizikte, kimyada, tıbbın lisanı. Tıbbın lisanı fizin lisanı uyar mı? Mesela fizikte bir tane atom var. Tercüme edelim, atoma minnacık diyelim. Minnacık atomu tutar mı? Ha, Risale-i Nur'un tabirleri de Risale-i Nur'la izah edilir. Her fen kendi lisaniyle izah edilir. Fiziğin formülünü matematik ifadelerle çözemezsiniz. Mesela misal vereyim en bariz. Siz lugatla senelerden beri kaderi çözmeye çalışıyorsunuz. Çözemeyeceksiniz. Hepsi emin olamayacaksınız. Sebebi illet-i tameyi lugatla çözmeye çalıştığınız için. İllet-i tame lugatta dörttür. İlmi kelam Basra ve Küfe alimleri demiş. Küfe alimleri ve Basra alimlerinin hulasasıdır bu lugat. İlmi kelama bakın o ilmi kelam alimlerinin lugatına bakın. İllet-i tame bir. İlle-i failiye. Fail olan zatın varlığı. O zatın gayesi. İlle-i failiye. Sonra o zatın gayesinin sureti. İlle-i suriye. Ondan sonra o maddenin, o gayenin maddeye dönüşmüş hali. İlle-i gayiye. İlle-i failiye. İlle-i gayiye. İlle-i suriye. İlle-i maddiye. Risale-i Nur'da ne diyor? 465. İllet-i tame 3'tür diyor. Buna bak 4'tür diyormuş. 1. Lüzum, vücub, zaruret diyor. Ne oldu? Başka bir tanesini söyleyeyim. Başka bir tanesini de tefekkürünüzü allak bullak eden bir mevzudur o. Temessül, tereşşuh, teşahhus. Lugatta aynıdır. 3'te.
Peki külliyatta bakabildiğimiz kadarki manası, toprak düşün, çekirdek, ağaç oldu, meyve verdi. Hayal ettiniz mi bunu? Bak toprak, çekirdek, ağaç, meyve ve çekirdek. Çekirdekten pergelini koy. Çekirdekten ağaca bakışına temessül denilir. Ağaçtan hulasalandı meyve. Bu şahıslandı. Teşahhus. Ağaç bir şekilde bir noktada şahıslandı. Farka bak, görüyor musun? Sonra bu şahıslandı meyve, ama bu meyve de mazisinden kopmaması lazım. Kökteki çekirdeği kalbinde olması lazım. Meyve içinde bir çekirdek var. O ağaçtan hulasalandığı için o meyve ve meyveden de hulasası olan çekirdeğe meyveye teşahhus, ağaçtan meyveye teşahhus, ağaçtan çekirdeğe ise tereşu. Görüyor musun? Şimdi Risale-i Nur okurken bu farkı, çekirdekten ağaca bakış sikke, çekirdeğe sikke, külliyata geçen tabir. Ağaçtan meyveye bakış, meyve hatem. Ağacın kendisi mühür. Ağacın arkasındaki makina, ikinci şuradan söylüyor. Bu turra, sikke, çekirdek. Ağacın kendisi mühür, ağacın makinesi turra, meyve hatem. Farkı görüyor musun? Ne demek biliyor musun? Turra dediği zaman külliyat sana, meyveden ağaca bakacaksın, öyle baktırıyorum sen diyor. Sen hatem dediği zaman çekirdekten ağaca bakarsan işi ters anlayacaksın. Hissesiz kalmazsın, duygusallık olur. Ben ilmi otoriteni, ilmi kariyerini, ilmi yapılandırmanı sağlam olması için söylüyorum. Sikke denince diyor ki külliyat, çekirdekten ağaca bakacaksın. Hatem deyince meyveden ağaca bakacaksın. Tereşu deyince meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdek değil, meyvenin içerisindeki çekirdekle ağaca bakacaksın. Meyveden de ağaca bakıyorsun, çekirdekten de ağaca bakıyorsun. Görüyor musun? Evet. İşte Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edeceksin. Yoksa enaniyet, enanet gurur kibir manasında değil mi? Ama başka 146 emirden baktığın zaman ruznamedir, takvimdir, hulasadır. Öyle mi? Ha, öyle bakacaksın. Neyse. Vallahi bilen biliyor. Bilmek isteyen de bilecektir. Bilmek istemeyen ölünceye kadar bilmeyecektir. Çünkü şey var, İsa Aleyhisselam'ın bozulmuş İncil'inde ayettir. İncil'i okumuştum, orada not almıştım. İsteyene verilecektir. İstemeyene verilmeyecektir. Kim o verilenler peki? Bazı imtiyazlı insanlar var. Onlar isteyenlerdir. Her isteyene mi veriliyor? Hayır. Her isteyene verilmiyor ama verilenler kimlerdir? İsteyenlerdir. İsteyene verilecektir. Ahireti de tanımlıyor. Devam ediyor. İlim vasıtadır, netice değildir. Hakikate varmak için vesiledir İlim. Gerçeğe bazen seziş. Sezişler, yani felsefede böyle hissiyat manası. Aa, bir şeyler geliyor, oltaya balık vuruyor, tık 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 kayboluyor. Hissiyat. Ya hissiyatım oldu. Ya nasıl oldu Abdurrahman? Abi tanımlayamıyorum. Kalıba girmiyor. Hissettim. Kalıba girmiyor ama tanımlayamıyorum. Uzaktan uzağa hissettim. Hissettim. İşaret edeceğiz de diyor ki, ifade edememesi avamın diyor imanı. Olmadığına değildir diyor. İlle kalıba dökülmeyebilir. Ha demek ki gerçeğe bazen felsefede seziş, bizde his. Hislerle, bazen ilimlerle, bazen latifelerimizle, bazen de yaşadığın ve başından geçen ciddi hadiselerle varırsın, elde edersin o ilmi. Bak kaç tane ilmin mehazı oldu. Bazen bir his. Tamam. Bazen bir duygu, bazen bir latife, bazen bir yaşadığın macera, başına geçen bir bela musibet, yaşadığın bir şey, tecrübeden
çıkarttığın bir hakikat, ilim. İlmin kaynaklarını görüyor musunuz? Bazen Abdurrahman derler. Ya onu nereden çıkarttın? Kardeşim, bana aittir. Hissi bir, yani felsefeyi de katayım, seziş, içsel doğmalar, içten doğmatik, yani his. Bazı hisler var, farklıdır bak, Abdurrahman girmek istemiyorum. Bazı hisler var, dışarıdan etkilendiğin için çıkıyor, his uyanıyor ama oraya benzemiyor. Mesela üşüdüm veya zulüm gördüm, kedi ezildi, fakir gördüm. Veya hasta, kate mağdur, zulme uğramış. Sende uyanan his ayrıdır. Tefekkürle Kur'an okuyorlar. Evet. Kur'an aşağı. Bak, ikinci hissi söylüyorum. Bu birinci histi. İkinci his. Hiç böyle tefekkür ederken ummadığım bir şekilde içten kaynayan volkan gibi dışarıya fışkırıyor. Doğru. Doğru sen bak. Tam. Hiç yokken, bu ilme de merak ettim, izini takip ettim. Durup dururken, namazı bozasım geliyor. Ulan ya namazı çabuk şey yapsam da şunu not alsam. Öyle bir şey doldu ki, acayip değil mi? Bak nasıl gülüyorsunuz. Değil mi? Oluyor da ondan. Bu acayip. Bu nedir biliyor musun? İlhamdır. Peki bu ilim nasıl geldi? Acayip bir şey. Oysa 5 sene önce düşündüğüm bir şeydi. Ama cevabını bulamamıştım. Veya hiç düşünmedim paldır küldür geldi. Şey dedi mi Hasan abi, bir temel olması gerekiyor. Hani isteğine verir diyorsun. Tabii. Ya, gayret göstermişsin, bir şey olmuş. Ama onun neticesinde geliyor değil mi? Onun neticesinde. Onun için mesela diyor ki Allah Resulü, ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Diyor. Nasıl olacak ya Resulü? Takvanızı artırın. Takva nedir? Takva. Yani her alimi okudum elimden, kütüphanemde baktım. Tasavvufçular ne diyor takvaya? İlmi kelamcılar ne diyor? Tamam. Tefsirciler ne diyor? Muhaddisler ne diyor? Mücedditler ne diyor? Müştehitler ne diyor? Efendim kıraat imamları ne diyor? Vesaire baktım. Ustadın kişinin saati ne diyor? En cami acayip bir şey. 148. Bilerek söylüyor. Yani Elmalılı mı der, İbn Abidin mi dersin? Tamam, hepsine bakan bir insanım. Ustadın acayip. O kadar veciz ve kısa. Takva, menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Lugata bak. Lugatta da bu da aynı bak. Lugatı külliyatı, külliyatı izah edemezsen. Menhiyattan ve günahlardan. Allah aşkına bakın lugata. Menhiyattan ve günahlardan. İkisi de aynıdır. Hı hı. Tamam. Mesela menhiyat, yani yapma, zina yapma. Günah zinanın kendisidir der. Lugat böyle yazar. Menhiyattan ve günahlardan. Yani yapmadan önce sana tanımlıyor. Zina yapma. Böyle böyle olur. Günah ise o yapılan şey. Ama külliyat öyle değil. Hemen altına 2 satır sonra diyor. Menhiyata defime fasit der. Günahlara terk-i kebair der. Ne demek? Defime fasit, itikadını bozan bidatlar, hurafeler, abuk subuk şeyler, onları defet. İtikada ait şeyler. Defime fasit. Yani fesata verecek şeyleri defet. Defet. Vehimleri. Tamam. Terk-i kebair ise o da terk-i kebair. Kur'an'da bahsettiği haramlar. Birisi itikat,